Bunlar vardır. And now, a special sneak peek. Biliciyi mi çağırsam bunu o mu yapsaydı ya? Only for the pleasure of the viewers of Twitch.tv/Jarain. Get ready. This is some nice shit. Get ready. Ozgur Dünya. Filminden bir sneak peek geliyor. Ondan sonra sorularınızı alacağım chatten. Sorularınızı ben bana izin verildiği kadarıyla cevaplayacağım. Let's go. Bana özel renderlandı bu. Bana özel renderlandı. Bir daha vereyim. Evet. Ciddi sorularınız varsa alacağım arkadaşlar. Chatten yaptığınız spamler şu anda gerçekten sikimde değil. Soru varsa alırım. Vuruş hissi yok. Soru varsa alırım arkadaşlar. Öncelikle şundan bahsetmek lazım arkadaşlar. Bu bir oyun içi görüntü. Bu bir oyun. Yani bu oyunu oynuyorlar filmde. Oyun içi görüntü bu. Yani CGI falan değil. Öncelikle onu anlamanız lazım. Yani chatten çok kötü veya çöp diyen insanların... Ya bu yorum değil, eleştiri değil, bir şey değil yaptığınız. Sorunuz varsa sorunuza cevap vereceğim. Daha gelişecek mi görüntüler? Görüntü ve ses evet, biraz daha gelişecek. Filmin içindeki oyun mu bu? Evet. Sadece özel olarak film için tasarlandı. Memnun musun bu görüntülerden? Evet, memnunum. Yani günümüzde baktığımız zaman yani tam belki art style'ını beğenmemiş olabilirsin ama günümüzde baktığımız zaman hani PUBG'nin falan görüntüleriyle karşılaştırdığımda çok böyle ahım şahım bir fark göremiyorum. Sadece tercih farkı vardır. Okey, onu kabul ederim. Yani Fortnite mesela şey yapar. Biraz daha cartoony bir stili vardır. Bilmem neyin başka bir stili vardır. Bunun stili de bu. Oyun filmden sonra dağıtılacak mı? Yok, öyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Oyun, yani bu bir oyun boostlama filmi değil. Filmin çıkış tarihini söylemeyeceğim. Ready Player One çakması gibi sanki. Bu kimin oyun içi karakteri? Onu söyleyemem. Filmin yüzde kaçı oyun? He, buna cevap verebilir miyim bilmiyorum ama yani filmde çocuklar oyun oynuyorlar. Öyle diyeyim ama yani 7/24 oyun oynamıyorlar. Hayır, Ready Player One'daki gibi gerçek insan karakter oyunun içinde yok. Yani öyle bir şey yok.
Neden CGI değil? Ya aslında sinematik tarzında yapılabilirdi. Yani biliyorsunuz şimdi bir oyun çıkmadan önce sinematiğini görürsünüz. Bakarsınız sinematiğine, oha dersiniz. Sonra in-game footage'ı farklıdır mesela. Yani sinematik tadında olabilirdi ama bu sonuçta bir oyun. Oyun oynuyorlar ve hani oyun gösterilecek. Sinematik tadında olursa çok yapmacık olurdu bence. Yapılabilir aslında. Kaç fragman daha çıkar? Birkaç tane fragman daha çıkar. Evet, bu filmde oynanan oyun yani. Filmin hepsi oyunla alakalı değil tabii ki. Yapımcıların yapmış olduğu en iyi proje nedir? Valla Faruk Aksoy yazarsan hep bütün projelerini görürsün. CGI ile daha güzel olmaz mı? Abi yani bu Unreal Engine'in içinden direkt olarak alınıp sinema perdesine yansıtılacak ilk şey film olarak benim bildiğim kadarıyla. Filmde dram veya romantizm var mı? Tabii ki var. Abi bu bir oyun değil yani. Yayından sonra filmi oynayamayacağım tabii ki. Daha fazla ya çok ayrıntıya giremem. Filmin konusunu ben anlatırken burada spoiler da verebilirim. Filmde meme, evet açıyorum. Meme açtığım sahne, evet var. Filmin hakkında iyi veya kötü konuşamam diye bir sözleşmem yok arkadaşlar. İstediğimi söylerim filmle ilgili. Başrol Rabia. O gösterdiğin sahne tam olarak da bir kişi oyun mu oynuyor yoksa oyun karakterine mi bürünüyor? Oyun oynuyor abi. Oyun oynuyor. Filmin yüzde kaçında varsın? Abi şimdi post production'da bilmem. Yani yüzde kaçında varsın sorusu güzel soru. 10 belki. E-spor turnuvası gibi muhabbetler var mı filmde? Yani. Benim oyun içi karakterim var mı? Bana özel karakter yaptılar mı bilmiyorum. Açık açık sen filmi beğendin mi? Abi ben filmi izlemedim daha. Yani kendi oynadığım sahneleri beğendim. Kendi oynadığım sahnelerde sırıtan bir şey yoktu. Ben de az yoktum yani filmde. Hani kendi oynadığım sahnelerde ulan bu çok yanlış moruk biz ne yapıyoruz dediğim bir şey olmadı hiç açıkçası. Faruk Aksoy vasat altı senarist slash yönetmen. Faruk Aksoy senarist de değil yönetmen de değil abi. Faruk Aksoy yapımcı. Yani rica edeceğim, get your facts straight. Çekimler bitti, evet. Çekimler biteli çok oldu. Bu kadar. Filmle ilgili bu kadar söyleyecekler. Bir sonraki fragmanı bekleyin. Bir sonraki fragmanı bekleyin.
Film kaç yaşlarına göre? Abi ben filmi bana sorarsanız ben filmi bir gençlik filmi olarak kategorize ederim. Keyifle gidip izleyebileceğiniz bir film olur diye umuyorum. Yani benim bulunduğum sahnelerden gidip izleyebileceğim bir film olarak gördüm açıkçası.